Balıkçı Hasan hastaneden ameliyat olması gerektiğini öğreniyor. Ameliyat olabilmesi için para lazım ve para için de teknesini satması gerek. Hemen gazeteyi arayıp bir ilan koyuyor. Çabuk satış yapabilmek için fiyatını 92 lira olarak belirliyor. İlanlar arasında böyle düşük fiyatlı bir tanesinin bulunması diğer satıcıları pek etkilemiyor ama ertesi günkü ilan balıkçı Hasan kadar olmasa da nispeten acelesi olan Nadi'nin sinirlerini bozuyor. Bu gidişle çok bekleyeceğine kanat getiren Nadi fiyatını 92 lira indiriyor. Bu hareket az da olsa piyasada ilgi uyandırıyor. Durup dururken neler oluyor tekne piyasasında? Siniri sağlamlar dayanıyor. Ama zayıflardan 2-3 kişi daha piyasa koşullarının biraz gevşek olduğunu düşünüp onlar da fiyatlarını 92'ye çekiyor. Yasa gittikçe gevşiyor. Gazetede bir sürü 92 ve hatta bir tane de 85 liradan satış ilanı var. Artık tuzu kurular bile 100 liradan alıcı bulmanın hayal olduğunu görüyor ve fiyatları 85-92 lira arasına iniyor. Bunu gören Hasan panikliyor ve fiyatını 75'e indiriyor. 75'i görenler artık bir aşağı trendin başladığını kabul ediyor. Ameliyat olma hayaliyle yanıp tutuşan Hasan hemen fiyatını 60'a indiriyor ve işte olanlar oldu. Gazetede 60 liradan satılık tekne var. Hasan çaresizdir. Komşusu İbo'ya gidip gondolunu satsa bile ameliyat parasının çıkışmayacağını açıklar ve ödünç para ister. Kendi teknesini satıp bu parayı Hasan'a vermeyi kabul eder. Piyasaya yeni satıcılar geliyor. Fiyat çöküyor. 50'ler, 45'ler görülmeye başladı. Çöküyor. Kriz var. Krediler durdu. Piyasada yaprak kımıldamıyor. Turist mevsiminde de daha çok var. Bu kriz değil de ne? Hasan ile İbo şaşkın. İndiri verirler ikisi de 30 liraya. İki tekne ancak bir ameliyat parası ediyor. 30'u gören Nadi delirmiş vaziyette. İndir ulan benimkini 25'e. 25 mi dedin? Benimkini de 20'ye indir o zaman. Gidiyor gidiyor. 25, 20, 18, 15, 10. Vay anasını tek haneli rakamlar. Bugünlerde mi görecektik? 5 sıraya tekne var tekne. Hep böyle olmuyor mu? Hep aynı tepkileri göstermiyor muyuz? Peki ne oldu da piyasa çöktü? Tekne maliyetleri mi düştü? Ekonomi mi batakta? Likide sıkıntısı mı var? Yoksa siyasiler durup dururken kriz yaratma yeteneklerini bir kez daha mı konuşturdular? Hayır, hayır, hayır. Bunların hiçbiri olmadı olan tek şey bir kişinin fiyatını değiştirmesi ve o fiyatın piyasaya yeni bir bilgi olarak girmesiydi. Kripto para piyasalarında da panik satışını tam bu şekilde değerlendirebiliriz aslında. Büyük bir satışın hemen arkasındaki panik satışları tabii ki de düşüş trendini bizlere gösteriyor. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Burada anlatmış olduğum hikayede teknik analizmi dedin. Hadi canım kitabından alıntıdır.